Merhaba arkadaşlar. Temizliğin ikinci gününden merhabalar. Bir güne sığdıramadım. Yani zaten geç başlamıştım biliyorsunuz. Şimdi ikinci gündeyim ve sabahleyin. Saatler 9.30. İşte böyle. Biz perdeleri falan da yıkamaya başladık. Genel bir temizlik de yapıyoruz. Camlar falan silinecek. Bakalım başladık bir şeye. Biraz uykusuzum, biraz mutsuzum. Çünkü Aselüma böyle nezle gibi, grip gibi bir şey oldu. Hapşırıyor ve burnu akıyor ve hani tıkalı yani burnu da. O yüzden gecemiz de iyi geçmedi tabii ki. O şekilde şu anda pek değmekte falan da yemek istemiyor. Bakalım nasıl geçeceğiz, nasıl idare edeceğiz. İnşallah iyileşir bir önce. Şimdi ben en son nerede kalmıştım? Bezleme falan sıkmıştım. Çekmecelerim, onun üstündeki baharatın sadece dışını sildim. Önceden onu halletmiştim içerisini çünkü. Davlumbazımı sildim, onun üstünü hallettim. Ocağımı sildim. Şu şekilde gitmeye başladım. Görmüşsünüz zaten. Şu ikisi şu aşağısına kadar, hani ocağın altındaki çekmeceye kadar, tam gözükmüyor şu anda ama oraya kadar hallettim. Şimdi bulaşıklığıma da çamaşır suyu döktüm. Öylece bir o beklesin. Bazı kararan yerleri vardı. Şimdi ben hemen ocağın hemen yanındaki şu dolapla başlayacağım. Bir düzen yapmayacağım. Düzenim gayet güzel burada, memnunum. Sadece içini çıkartıp sileceğim. Bir de kapağını tabii ki. Böyle gideceğim. Daha sonra yanındakileri halledeceğim. O zaman bana kolay gelsin. Siz yine hızlandırılmış olarak izlersiniz. Arkadaşlar şimdi mutfağımın büyük bir kısmını bitirdim. Dolaplar bitti, içleri düzenlendi, temizlendi. Mükemmel oldu. Şimdi benim mutfağımda bir de küçük şöyle bir kilerlik diyebiliriz yani. Bir dolabım var. Onun üstüne de işte active frame'ı koyuyorum. İşte blender'ımı koyuyorum ve küçük bir doğrayacağım, onu koyuyorum. Şimdi bunun içini düzenleyeceğim, temizleyeceğim. Bunun da şöyle göstereyim. Şöyle bir kısmı var. Burada çekmecesi, altta da bir dolabı var.
dolaba bakliyatlarımı koyuyorum. Buraya da el bezlerimi vesaire falan. Yine size gösteririm şöyle detaylı olarak. Şu anda felaket karışık şey ve çok dar bir çekmecesi var. Yani bir karış. Bir karış gerçekten bu kadar. Bunu da A101'den almıştık. Yeni evlendiğimde almıştım. Üst kısma da böyle işte pekmezdir, baldır, reçeldir. Dolaba girmeyecek kahvaltılık ürünleri buraya koyuyorum ve vanilya kabartma tozu, sos, kakao vesaire gibi işte nişasta gibi bu tür pastane ürünleri diyebilirim. Bunları da buraya koyuyorum. Bizim bir tane de şöyle bir şeyimiz var bizim burada. Onu da göstereyim. O da Semih yapmıştı. Şöyle küçük bir sehpa gibi düşünün. Atık tahtalardan, iş yerinin atık tahtalardan yapmıştı böyle. Daha öncesinde biz bunu altına şey koyuyorduk. Damacanamızı koyuyorduk. Onun üstüne de bir damacana koyuyorduk. Hem yerden tasarruf ediyorduk bu şekilde. Ama artık bu damacanalar sığmıyor. Bizimkiler biraz da pet şişe formundaydı. Sığıyordu falan filan. Neyse. Şimdi orayı da bu şekilde değerlendiriyoruz. İşte ıvır zıvırımızı atıyoruz. Ivır zıvırımız dediğimde mesela iki tane nihalem var burada. Şu pompa burada duruyor şu anda. Çünkü onlar bitti. Damacanalarımız. Bu asili oyalayan güzel bir oyuncak mutfakta. Pet şişe kuru fasulye koydum. Bununla bazen eğleniyor şey yapıyor. Gelip burada hem alabileceği bir ürün diye. Buraya işte soda, maden suyu vesaire koyuyoruz. Bu şekilde aşağıda da şişelerimiz oluyor. Tabii bunlar daha düzenli. Şu anda biraz karışık koydum. Bu şekilde arkadaşlar. Şuraya da şöyle küçük bir askılığım var benim. Havlum oluyor. Şey açacağımız, gazoz açacağım diyebilirim. Buraya da işte muz, avokadoyu buraya koyuyoruz birlikte ki daha iyi yumuşasın diye. Bu şekilde buraya da paket lastiklerimi asıyorum. Burada da böyle bir havluluğum var. Üstünde de peçeteliğim var. Peçetemi koyuyorum. Hemen acil durumlarda olmamız ki geçen elektrik kesildi ve buna ihtiyacımız oldu. Hemen geldim aldım. Buraya bırakıyorum bir kibrit. Ne olur ne olmaz diye. Şöyle küçük de bir metal kovamın içinde küçük laleler var. Böyle dekoratif bir yer. Çıkartacaklarımı, kullanmayacaklarımı da masamın üstüne koydum. Şu anda orası da karışık halde. Daha sonradan da yine göstereceğim orada neler var neler yok diye. Şurada da patates soğanım var. Çöp kutusu. Böyle mutfağım şu anda. Ve gerçekten çok beğendim. Pırıl pırıl oldu şu anda. Parlıyor. Mutluyum. İnşallah şu çok karışık, çok pis. Pis yani bu kadar basit. Pis yani. Başka bir açıklaması yok. Bunu halledeceğiz şimdi arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım. Mutfağım temizliğe kavuştu. Hemen şöyle başlıyorum arkadaşlar. Oraya göstereceğim. Orada hiçbir şekilde düzen oluşturamıyorum. Temizledim falan ama kek kalıpları vesaireleri orada. Şimdi buradan başlıyoruz. Burada servis tabaklarım var. Birkaç böyle kendimiz kullandığımız küçük tabaklar da var. Böyle tatlı tabağı gibi diyebilirim. Bunların takım falan değil bunlar. İkişer ikişer genelde. Böyle burada da İşte kuru yemiş olsun, reçellik olsun, küçük böyle çerezlik gibi. Buraya da işte peynir tabakları diyebiliriz, salatalık, domates vesaire koyduğumuz. Buraya da peçetelik falan filan sıkıştırdım. Şimdi şöyle üst katı açalım yanımda. Hemen şurada tatlı kaselerim görüyorsunuz. Burada da küçük plastik kaplar ve arkada da küçük cam kavanozlar. Burada da cam saklama kaplarım. Değiştirmedim sayıları yerlerini yani. En azından bir temizlik gördü. Üst kat kupalarım, alt katta misafir bardaklarım, su bardaklarım ve arkada şu uzunlar meşrubat bardaklarım.
Ve şunlar da kahve için kullandığım bardaklarım. Bu şekilde hemen yan tarafa geçiyoruz. Burada da sol tarafta bir fırın kabı var. Altta da iki tane künefe tepsisi var. Bakır. Onun altında emaye tepsiler var. Böyle küçük küçük. Ve burada da yemek takımım, günlük yemek takımımın servis tabakları mevcut. Bu da ölçü kabım. Burası da bu kadar. Önemli ölçüde azaltmaya çalıştım. Kullanmadıklarımı vesaire ve sadeleşmeye çalıştım özellikle. Ve alt kısma gelecek olursak. Üst katta misafir bardaklarım, çay bardağım. Şu ön tarafta küp şeker, toz şeker. Aslında kullanmıyoruz ama işte misafir için falan orada bulunduruyorum. Bu bardakların tabakları aslında şu pembeler. Ama pek onu tercih etmiyorum misafirlikte. Çünkü çok beğenmiyorum o tabakları. Onun yerine ben şu beyaz porselen çay tabaklarını kullanıyorum. Bunları da ayrı bir şekilde İstoç'tan almıştım. Bu da kahve yanı bardaklarım. Su bardaklarım. Bu da kahve takımım. 6 kişilik şöyle. Ve 2 kişilik şöyle bir ayrı takımım var. Bu kadar. Başka hiçbir şekilde kahve fincanım yok. Yani sadece bu kadarcık. 8 tane. Buraya da günlük kullandığım çay bardakları, su bardakları. Bu kadar. Bunlar da 6'şardı mavide pembede ama kırıla kırıla bu 4, bu da 4 kaldı. Diğerleri de şu anda kirli de. Bu kadar. Burayı da kapattık. Yan taraf. Burada da sol taraftaki küçükler tatlı tabakları. Onları ayrı almıştım. Takım falan değil. Yani herhangi bir yemek takımı devamı değil. Onun yanındakiler de tatlı tabağı diye geçiyor. Ve şunlar da uzun salata tabağı ya da balık tabağı diyebiliriz. Bunlar kaselerim. Bunlar da yemek tabağım. Bu da takımın tuzlu biberli. Şurada da demin tuzluk biberlik olarak piknikte kullanıyorum bunu da. Burada bulunduruyorum. Bana yarıştan sıkıntı yapmıyor. Şu üst katı da şu anda açmama gerek yok. Oraya da dediğim gibi ıvır zıvır falan koyuyorum. Fazla kuru yemişlerimizi falan oraya koyuyoruz. Davulumuzun falan da sildim. Hemen bir çay suyu da koydum bu arada. Ve burası da bu şekilde. Kutu çaylar. Normal çayımız, cezveler, şu arkada da birkaç şişe falan var. Kullanmadığım ürünler açıkçası. Burası da baharatlık bölümüm. Zaten buraları biliyorsunuz. Şöyle hemen Semih de güzelce sildi canımız, Allah razı olsun. Mis gibi oldu. Ve tam şansa bakın ki sular kesildi bu arada da. Perdelerim kaldı. Bakalım nasıl yıkanacak. Burası da bu şekilde arkadaşlar. Çay ve tuz var içinde. Burada da paket çay, kahveler vesaire. Bunları buraya koydum. Yani öyle tekli ürünleri buraya koydum. Buralar yağ, sıvı yağ, zeytinyağı ve nar ekşisi. Ocak, süngerler. Asıl için kullandığım deterjan. Bizim kullandığımız deterjan. Bu şekilde her taraf, her şey dezenfekte oldu, temizlendi. Şimdi alt kata geçelim şöyle. Yani buralara çok bir şey yapmadım tabi. Şimdi burada benim kullanmadığım tepsilerim var. Ve Asel'in tabudotu var. Burada işte birkaç böyle bisküvi falan filan var. Ne kadar tercih etmesek de. Böyle taban olarak falan kullandığım şeyler var. Yani onu da belirtmek istiyorum. Arkaya da şişeler koydum. Ve termos grubum var. Ve bitki çayı demlemek için. Böyle bir tane güllacım var. Ve Ramazan'da yapamadım hala. Duruyor da. Tavalarım burada mevcut. Şurada iki tane tencerem var. Teflon tencerem. Şu anda kullandığım için yok. Şurada küçük tencereler. Alt kata gelecek olsak burada çelik tencere grubum. Tost makinesi. Arkada da granit tavam. Ve bu da kaplama granit. Bu aslında tam şey değil yani. Pardon, döküm. Yanlış söyledim. Kaplama döküm bu da. Şey değil yani, tam bir döküm değil. En arkadaki gerçek döküm. Onu genelde kampta vesaire kullanıyoruz. Ateş üzerinde. Kapaklarım ben mesela arkadaşlar şöyle bir stand almıştım da çok önceden. Bunu altına birkaç tane atıyorum. Üstüne de böyle sırayla diziyorum. Güzel bir yer açısından bana kurtarıcı oluyor. Çünkü bunları iç içe koyunca yerden tasarruf ediyorum. Kapaklar açıkta kalınca da buraya dizmem güzel oluyor. Burası da bu şekilde. Burada da bulaşık makinem geliyor. Bulaşık makinemden çok memnunum. Aynısını anneme de aldık hatta. Şimdi şurayı da açalım. Şurada bir deterjanlık bölümüm var.
Burada pizzalarımı ısıtıyordum. Bunlar ısınmış olabilir. Evet, kapatalım altını. Buraya nelerimi koydum? Fazla süngerlerim burada. Bu yeni aldım bu telli süngeri, çok memnunum. Beğendim. Bayağı binden almıştım. Ve genelde şeyleri de neyle sildim? Dolap içlerini bununla sildim. Viking mutfak sprey turunç bahçesi diye geçiyor. Çamaşır suyu kullanmak istediğim yerlerde de bu Ace Ultra'yı kullandım. Bu da güzel. Hem çamaşırda kullanılabiliyor, hem de yüzeylerde. Diğer yerler için Asperox'u kullandım. Sarı güç olanı. Bu kadar. Burada baktığınızda aslında çok bir düzen yok gibi gözüküyor. Ama aslında en düzenli hali bu yani. Arkada saklama kaplarım mevcut. Boy boy sırayla. Ön tarafta işte kullandığımız leğenler, süzgeçler, rende vesaire. Altında da un kabım oluyor. Merdane, oklava. İşte buraya da kullandığım un türleri. İşte yulaf unu, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, tam buğday unu vesaire falan. Bu arka tarafta da sirkelerim var. Ve burada da küçük bir deterjan kısmı var. Evet, aslında hiç hoş değil bunların yanında ama mecburum. Hiçbir yerim yok. Bunları koyacak. Bu da bu şekilde temizlendi. Ferah bir şekilde açıldı. Fırınım bu şekilde. Bu da memnun olduğum bir ürünüm. Ve altında, şimdi onu söyleyeyim önce. Bunun neden kulpu yok? Çünkü Asel devamlı burayı açabiliyor diye ve dağıtıyor diye biz onu çıkarttık. Burayı da bir düzenledim, dezenfekte ettim. Burada hemen pişirme kağıdı, alüminyum folyo, streç film ve buzdolabı poşeti böyle arkaya doğru da ittim stok olarak. Bayağı bir var çok şükür. Bu sürü beni götürür. Şimdi buraya da şöyle ben bir kap almışım çok önceden. Burası için çok ideal. Baharatlarımı falan da böyle koyuyorum. Baharatlarım tabii ki de yukarıda çoğu ama burada mesela devamlı kullanmadım. Nedir mesela? Kabuk tarçın. Nedir mesela? Susam. İşte pasta sosu vesaire. Bunları devamlı kullanmadığım ürünlerim burada mevcut. Bu şekilde. Oraya da hiç yer bulamadım. 2-3 tane böyle plastik kabım var. Onları da oraya attım. Gelelim buraya. Burası da çekmecelerimin olduğu yer. Burada da şimdi şöyle göstereyim. Böyle artık kaplama gibi olan çatallarım, kaşıklarım düşmeseler olmuyor sanki. Çatallarım, kaşıklarım burada. Burada da reçellik için kullandıklarım. Çatal, kaşık ve servis grubum burada. Temiz, düzenli bir hal aldı artık. İkinci çekmeceyi açalım. İkinci çekmecede de kullanmadıklarımı tamamen çıkarttım. Ve en nadir kullandıklarımı ama yine de gerekli olanları, eliminasyon olmasını istediklerimi de araları sıkıştırdım. Bu şekilde yaptım. Daha sonra üçüncü kısım. Burası da arka grubu tamamen fırın pişirme kapları olarak ayırdım. Ön taraflar böyle kaseler, porselenler ve plastik grubu olarak şöyle bir kenara topladım. Bunlar da bu şekilde. Burası da aynı, bir değişiklik yapmadım. Sadece burayı biraz ferahlatmış oldum. Burada vardı çünkü pişirme kaplarım. Bunları yukarı aldım. Burası böyle iki tane saklama kabım. Yine bu üç tane pişirme kabı. Bu da salata kaseleri ve geniş bir tabak, yayvan tabak, bunların ikisi de. Bunlar da böyle düz tabak grubu diyebiliriz. Yine salata için, ikramlık için vesaire. Burası böyleydi arkadaşlar. Şimdi dolabımı da, onu da güzelce dezenfekte ettim. Temizledim, onu da göstereyim şöyle. Şimdi buraya neleri koyuyorum? Şimdi en arkada nişasta var. Yanında da pudra şekeri var ve üstünde de az bir şey kalmış. Keçi boynuz unu var. Bu şekilde. Bu da kahvaltılık bir acvar. Yazdığına bakmayın. Kahvaltılık zahter de geçiyor. Bu onu koymuştum içine. Böyle kahvaltıda kullanabileceğim şeyleri direkt ön plana koydum. Hemen elimde olsun. İşte pekmezdir. Tane pekmezdir. Bal. Bunu da yeni aldık ve çok beğendim. Nuspo karamelize bisküvi kreması diye geçiyor. Bir paket işte kahvem var. Arkada mısır püskülü var. Burada da dediğim gibi kakao, kabartma tozu, vanilya,
karbonat grubu burada. Altta da işte harçlar. Mesela işte mayalı poğaça harcıdır. İşte çikolata sosu, meyve sosu, krem şanti vesaire olduğunu buraya koyuyorum. Buraya da işte kürdandır, sakızdır. Oraya atıyorum ıvır zıvırı. Burası böyle. Şimdi çekmeyeceğim. Çekmecemi de bayağı güzelleştirdim. Burada peçetelerim var. Selim mama önlükleri var. Bunlar böyle bone diye geçiyor. Herhangi bir kabın içinde bir şey kaldığında hemen kapaksız bir ürünü hemen atın dolaba. Çok güzel oluyor kapatıp. Buraya da bezlerimi güzelce katladım, koydum. Burada da paket lastiği şey var, kutusu var. İçinde paket lastikleri var. Burada da klipsler var. Böyle attım direkt elimin altında olsun diye. Şimdi alt dolabı açalım. Burada da bakliyatları var. Dediğim gibi en çok kullandığım öne koydum. Arka devamı mevcut. Böyleydi arkadaşlar. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Yoruldum evet ama değdiğini düşünüyorum. Bu temizlik beni bayağı bir götürür. Mutluyum. O yüzden temiz olunca insan tabii ki de mutlu oluyor ister istemez. Bu şekildeydi arkadaşlar. Beğendiyseniz beğene basmayı, yorumlarınızı da bekliyorum. Ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı bekliyorum. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.